Azize hemşire. Buyurun benim. Bir hastamız var hemşire. Çantanızı alın. Kimmiş bu hasta? Niye hastaneye götürmüyorsunuz? Hemşire, mühim. Hastaneye götüremeyiz. Sizin gelmeniz lazım. Sizi tanımam efendi. Bilmediğim yere de gelmem. Kusura kalmayın. Bir vatanperver yaralı. Mühim biri. Sizden başkasına itimat edemeyiz. Lütfen hemşire. İyi, bekle orada. Hilal. Hilal. Kızım. Benim bir hastaya bakmam gerek. Sen doğruca hastaneye. Bak anladın mı? Doğru hastaneye gidiyorsun. Başını derde sokma. Gözünü seveyim. Tamam anne, merak etme. Git şimdi benim içeriden çantamı getir. Seninle sonra görüşeceğiz Yıldız. Seninle sonra görüşeceğiz. Gözlerinizi bağlayın hemşire. Ne münasebet canım, katiyen olmaz. Sizi başka türlü götüremem. Efendi, derhal bana durumu açık açık anlatmazsan ben şimdi burada inerim. Kim bu hasta? Nereye gidiyoruz? Eşref Paşa yaşıyor. Yaşıyor. Lakin hayatta kalması için yardımımıza ihtiyacı var. Eşref Paşa yaşıyor mu? Yaşıyor. Binbaşım. Yoksa general mi demeliyim? Cevdet, Yakup. Sen bana Cevdet de, hasta olma. Ben yine de size binbaşım desem. Ağzım öyle alıştı. O vakitte beni binbaşı diye çağırdıkları zamanları hatırlatırsın Selanik. Siz iyi misiniz? Bu vazife beni paramparça ediyor ya. Nefsime her şeyimi lime lime ediyor. Lakin katlanmak mecburiyetindeyiz. Haklısınız binbaşım, kolay değil. Lakin biz de çok zor bir iş başardık. Hem Eşref Paşa'yı kurtardık hem siz vazifenize geri döndünüz. Bunu sizden başkası yapamazdı. Eşref Paşa nasıl, iyi mi? Paşa iyi. Kurşunlar fazla hasar vermemiş. Lakin kan kaybı var. İyi bakılırsa toparlayacaktır. Uyanır uyanmaz benim kim olduğumu sual etti. Ben yüzbaşı Celal'im dedim. Sizden vazife aldığımı söyledim. Lakin... Lakin hemen şüphelendi değil mi? Muhakkak. Eşref Paşa'nın öldüğüne ikna oldular. Muvaffak olduk. Lakin Paşa'nın bir süre sessiz olması icap ediyor. Olur da bir delilik yaparsa... hepimizi zora sokar. Binbaşım, Eşref Paşa'yı bir süre düşünmemek en iyisi. Zira mühim bir vazifeniz var. Karakol teşkilatından bildirdiler. İzmir'e itilat devletleri bir casus yolluyorlar. Biz henüz tabiyetini tayin edemedik. Ne maksatla geliyormuş? Maksadın hayır olmadığı aşikar. Lakin biz duruma hakim değiliz. Başta bu adamın kim olduğunu öğreneceğiz. Sonra da gayesini. Yunan'ın burada olma sebebi malum. Lakin buraları onlara da yar etmeyeceklerdir. Muhakkak karışıklık çıkarmaya, işgali hızlandırmaya ya da gayri resmi şekilde Mondros Anlaşması'nı ihlal etmeye geliyorlardır. Neyle karşı karşıya olduğumuzu ancak bu adam geldiğinde anlayacağız. Binbaşım, siz General Vasili'yi bir şekilde idare ettiniz. Lakin şimdi bir muammaya karşı savaşmak zorundasınız.
Herhangi bir kılıkta, herhangi bir görevde karşınıza çıkabilir. Çok dikkatli olmalısınız. Gözünüzü dört açmalısınız binbaşım. Bir hal çaresi düşüneceğiz yüzbaşı. Bulacağız bir yolunu. Sen bizim gençlere mukayyet ol. Onlara daha çok ihtiyacımız olacak. Binbaşım, oğlunuz Ali Kemal. O da onlara katıldı. Onlara yol yordam öğret. Harp etmeyi bilmeyen zayi olur gider. Bir de çeki düzen ver onlara, öyle boş boş dolaşmasınlar. Emirlerini de Eşref Paşa'dan aldıklarını düşünsünler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.